sefamerve.com. Yaşam tarzımız. Hayırlı sabahlar TV 52 seyircilerimiz. Bir Vakti Vefa programından tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim, sizlerle vakitlerinizi ayırdığınız ve ekranları karşısında bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere hoş geldin diyor ve teşekkürlerimizi bildiriyoruz ve siz sevgili hocam, değerli vaktinizi ayırdığınız, kalbinizle, ruhunuzla, ilminizle, bilginizle stüdyomuza buyurduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan TV52'nin sevgili seyircilerini, izleyicilerini sevgiyle selamlıyoruz. Muhabbetlerimizi sunuyoruz. Evet sevgili hocam, geçen hafta başlayan programımızın akışında vefa üzerine durduk. Anlaşıldığı üzere programımızın da adı Vakti Vefa. Vefa ile alakalı verdiğimiz ayrıntılardan bazı kısa notlarımızdan değinip seyircilerimizi hatırlatırsak ve ekranları karşısında bizleri bugün yeniden başlamaya, izlemeye, takip etmeye başlayan seyircilerimize de bir bilgi olması bakımından bahsederseniz çok seviniriz. Elbette, seve seve, çok da yerinde olur. Çünkü her söz unutulmaya mahkum, tekrar ile fayda bulacağımıza inanıyorum. Öyleyse şöyle başlayalım, en güzel sözle başlayalım yine. Bugün günlerden cuma, güzel bir vakte doğru ilerliyoruz. Bu sebeple bu vakitlere ilerlerken ben diyorum ki hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Salatu selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun âline, ashabına ve bizleri izleyen tüm mümin ve müminatın üzerine olsun. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Vefa kelimesi üzerinde durmaya, anlamaya, hayatımıza taşımaya gayret gösteriyoruz. Vefa hayatımızın içerisinde en çok özlediğimiz, en çok hayatta ilişkiler arasında görmek istediğimiz davranışlardan bir tanesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman, onun hayatını tanımaya gayret gösterdiğimiz zaman, biz özellikle onun ne kadar vefakar bir insan olduğunu davranışlarıyla, örnek olan modelliğiyle bizzat şahit oluyoruz. Vefa kelimesi üzerinde tekrar durursak eğer, vefa kelimesi sevmek, dostluk, sevgiye, samimiyete, dostluğa vefakar olmak, istikametini korumak, sevgiyi sürdürme gayreti göstermek, ne türlü zarar gelirse gelsin, unutulmuş dahi olsa yapılan her şey, buna rağmen iyiliğin büyüğüne küçüğüne bakmadan bu istikametini, bu fedakarlığını devam ettirmenin adıdır vefa. Vefa, hayatımızın en özel, en güzel, en unutulmaz, en sevgi içerikli kelimelerinden bir tanesi. Allah'ımız, Yüce Kitabımız, Kur'an-ı Kerim'imizde, hayatımızın kitabında, Bakara Suresi 177. ayeti şerifesinde, sizlerin yüzünü iyiliği aramak için doğuya ve batıya çevirmesi değildir. Asıl iyilik, insanın kendisi için namazını kılması, zekatını vermesi, yolda kalmışa, darda kalmışa, düşküne, yetime iyilikte bulunması ve özellikle verdiği sözüne sadakatli davranması, ahdine vefakar olması ve bu zorluklara rağmen, hastalık, fakirlik, sıkıntılara rağmen sabretmesi ve asıl sahip, asıl sorumluluk gösterenlerin, müttakilerin bunlar olduğunu Rabbimiz Bakara Suresi 177. ayet-i şerifesinde bizlere bildiriyor. Evet sevgili hocam, şimdi vefa üzerinde güzel bir sohbetimiz oldu geçen hafta. Evet. Şimdi bunun devamında yine bizdeki güzel ahlakı oluşturmak ve ihya edebilmek için harmanlamamız gereken diğer kavramlar da söz konusu elbette. Evet. Bu hafta yine sizin de takdiriniz ve güzel olacağını da düşündüğümüz bir kavram üzerinden programımızın akışına devam etmek istiyoruz. Hocam, söz, güzel söz, hı hı, ve sözünde durmak. Evet. Olumsuzluklarından hiç bahsetmek bile istemiyoruz tabii ki. Evet. Söz kavramı üzerinden bir girizgah yapabilir miyiz hocam? Elbette, söz deyince akan suların durduğu, ölüm var dönmek yok diye bizlerin büyüklerinin dillerinde sürekli tekrar ettiği, en güzel aslında hayat veren bir kavramdan bahsediyoruz.
söz insanlar arasında iletişim kurmada bir vasıta. Aynı zamanda verilen ahitler, verilen sözler, insanların birbirleriyle olan iletişimlerinde, ilişkilerinde birbirlerine duydukları güveni de sağlayan en önemli teminatlardan bir tanesi. Bu yüzden söze sadakat, söze samimi bir şekliyle teslimiyet, Rabbimizin mümin olma vasıflarını en çok vurguladığı özelliklerden de bir tanesi. Şimdi söz, müminin ahlaki davranışına dönük hareketlerini ifade ettiğine göre biz müfessirlerin bize bildirdiklerinden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki söz müminin öncelikle ahlakı, sonra imanı, sonra ibadeti, sonra muamelat dediğimiz ilişkilerinde devamı sağlayan en önemli unsur. Söz bununla da kalmıyor. Bakıldığı zaman, örnekliğini incelediğimiz zaman sözün Allah-u Teala katında bizim kimliğimizi tanımlayan en önemli vasıflardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Çünkü Peygamberimiz sözden bahsederken şunun üzerine özellikle vurguda bulunuyor. Diyor ki, bir kimse eğer söz verdiğinde sözünde durmuyorsa, emanet edildiği zaman emanete riayet göstermiyorsa, konuştuğu zaman doğru değil yalan konuşuyorsa, bu özellikleri taşıyan insanlar mümin vasfında değil münafık özelliğindedir diye sevgili Resul çok tehlikeli bir kimliğe karşı bizi uyarıyor. Öyleyse söz kişinin mümin olma vasfını belirleyen en önemli özelliklerden bir tanesi. Yani verdiği zaman, söz verdiği zaman ona gösterdiği riayet, sözüne sadakat, aynı zamanda konuştuğu zaman doğru konuşması ve de her zaman emanete riayet göstermesi mümin, teslim olmuş, Allah'ın bizden görmek istediği en güzel davranışsal özelliklerden bir tanesi, kimlik kazandıran özelliklerden bir tanesi. Çünkü baktığımız zaman İman etmeyi ve kimliği biz çeşitli başlıklar adı altında sıraladığımız zaman şunu görüyoruz. Mümin, Müslüman, bununla beraber müşrik, münafık, kafir diye başlıklarla kimlik buldurduğumuz zaman Allah-u Teala'nın ve sevgili Resul'ün en çok sakındırdığı ve derece olarak hatta cehennemin en alt tabakasında yer alacağıyla ilgili uyarıda bulunduğu münafık alametinin söz verip sözünde durmamak, ahdine sadakatli davranmamak, emanete hıyanet etmekle ilgili olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten çok korkunç bir davranış. Gerçekten ciddiye alınması gereken ve düşünülmesi gereken, sakınılması gereken en önemli ahlaki davranışlarda örnek olmakta sevgili Resul'e tabiliği gerektiren bir hususu ifade ediyor. Peki hocam, söz, ağzından çıkan söz, söz vermek, bunlar zaten ikisi birbiriyle bağlantılı, örtüşen iki kavram. Kişi nasıldır ki, neydir ki, kimdir ki, nasıl bir karakteri vardır ki? Bazen şöyle diyoruz ya, kulağımıza bir haber geldiğinde bir kişinin söylemiyle alakalı. Ha o mu söylemiş? Hani dudak büzdüğümüz. Ha o söylediyse doğru söylemiştir. Bu nasıl oluyor ki insanları tanımlayabiliyoruz bu duygu haliyle? Az önce söylediğim konuyla birebir aslında örtüşen ve verilecek cevap tanımla yakından alakadar olan bir durum. Teslim olmak. Hani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor, siz teslim oldunuz, İslam oldunuz diye iddiada bulunanlara buyuruyor ya, evet. Siz teslim olmadınız, siz İslam oldunuz. Yani inandığını söyleyenlerin inanma özelliği olarak sözlerinde sadakatli olmaya karşı tam bir teslimiyete vurgu yapıyor Rabbimiz. Yani Allah-u Teala'nın kendisini gördüğünü, her an işittiğini, her an kalbinden geçen, zihninden geçen, her türlü duygu dünyasından, düşüncesinden, fikrinden haberdar olduğunu, yani sen nerede olursan ol, Allah seninle beraber, feeyne, nerede olursan ol, ne hal içerisinde bulunursan bulun, seni duyan, seni işiten, kalbinden evet. geçirdiklerinden haberdar olan bir Rab olduğuna teslim olma bilinci ne kadar gelişirse, kişinin kimlik bulması ve bu kimliğe uygun davranması da o derece birbiriyle uyumlu gelişiyor. Bunun altında yatan en büyük sebep Allah ile kul arasındaki teslimiyet ve Rabbinin onun her halinden haberdar olduğu ile ilgili kalbi bir teslimiyeti yaşayamamış olmasından kaynaklanıyor.
O halde söz ahittir. Evet. Ahde vefa da sözü tutmak. Verilen evet. sözü yerine getirmek, söylediği sözün arkasında durmaktır diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle bununla ilgili çok güzel örneklerde bulunabiliriz. Yakın zamandan geçmişe doğru aslında örneklendirirsek izleyicilerimizin de zihninde daha iyi yer edeceğini düşünüyorum. Yine bizim güzel şairimiz, İstiklal Marşımızın şairi, her programımızda dem dem ona değineceğiz. Yine Mehmet Akif Ersoy'la arkadaşı arasında geçen bir olaydan bahsedelim bununla ilgili. Evet. Zihinlerde kalmış olsun. Mehmet Akif Ersoy ile arkadaşı sözleşiyorlar. Eşref Esat ile arkadaşı sözleşiyorlar. Ve diyorlar ki biz öğlen yemeğini beraber yiyelim. Mehmet Akif Ersoy Beylerbeyi'nde oturuyor. Arkadaşı ise Vaniköy'de oturuyor. Birbirleri arasında mesafe var. Mehmet Akif Ersoy o vakit geldiğinde, yola koyulduğunda havanın çok şiddetli bir şekilde yağmuruna maruz kalıyor. Çok şiddetli bir yağmur yağıyor. Buna rağmen Mehmet Akif Ersoy, ben bir söz verdim. Sözüme sadakatli davranmam gerekiyor. Fırtına da olsa, yağmur da olsa, boran da olsa, geçmem, onun yanına gitmem güçlükleri de barındırsa, arkadaşım beni bekler ve sözüme sadakatli olmam gerekir. Sözümde durmam gerekir. Ölmek yok diyor. Dönmek, ölmek var, dönmek yok diyor. Ve arkadaşının olduğu yere doğru ilerliyor. Geldiği vakit arkadaşını olduğu yerde bulamıyor. Ve söyleniyor ki ona, havanın çok şiddetli, yağmurlu olmasından dolayı gelemeyeceğinizi düşündü, o başka bir komşusuna gitti. Tabii aradan vakit geçince arkadaşı Eşref geliyor ve duyum alıyor. Mehmet Akif Ersoy'un geldiğini öğreniyor, çok üzülüyor. Bunu nasıl telafi edebilirim diye düşünürken ertesi gün oluyor ve Mehmet Akif Ersoy'un yanına geçiyor. Durumunu arz ediyor. Ben havanın yağışından dolayı, şiddetli oluşundan dolayı senin gelemeyeceğini, geçemeyeceğini düşündüm. O sebeple diyor komşuma geçmiştim. Mehmet Akif Ersoy orada vurucu bir cümleyle cevap veriyor. Diyor ki söz ahittir, söz senettir, söz namustur. Ölüm mü oldu veya büyük bir felaket mi oldu ki ben vermiş olduğum sözümden geri döneyim, sözümden cayayım diye. Önemli olan bu davranışa hem örnek oluyor hem model oluyor. Evet. Yine Hazreti Ömer döneminde sözünde durmakla ilgili yine bir güzel örnekte bulunabiliriz. Hazreti Ömer'i biz çok iyi tanıyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh adaletin timsali ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört büyük halifelerinden bir tanesi. Onun döneminde adalet tecelli etmiş. Dağda eğer bir koyuna kurt saldırırsa bunun hesabını Allah Ömer'den sorar diye gecesi gündüzü ayakta nöbette ribatta olan bir sahabi ve Allah'ı Resulüne sevgiyle gönülden bağlı bir emaneti taşıyan bir halife. Hazreti Ömer döneminde arkadaşlarıyla mecliste sohbet ederken, meşveret ederlerken içeriye üç tane genç delikanlı giriyor. Hazreti Ömer'e diyorlar ki ey Allah'ın halifesi Emir el Müminun, bizim diyor babamız öldürüldü. Yanlarında da hiç kimsenin daha önceden görmediği, tanımadığı bir delikanlı var. Kollarından tutmuşlar, onları getirmişler. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki buyurun anlatın, nasıl oldu bu olay? Gençler başlıyorlar, diyorlar ki bu delikanlı, bu genç bizim babamızı öldürdü. Hazreti Ömer gence dönüyor, söylenenler doğru mu? Doğru mu söylüyorlar? Genç delikanlı da diyor ki evet söylenenler doğru. Ben buraya ticaret için geldim, farklı bir şehirden geldim. Ben bulunduğum yerde halkımın zenginleri arasında sayılan, ailem tarafından, ailem çevresi tarafından da sevilen sayılan bir insanım. Benim de bu ticaret esnasında beraberimde çok sevdiğim yağız bir atım vardı. Her ne yaptımsa atımı baş edemedim. Bu gençlerin babasının meyve bahçelerine girdi. Engel olamadım. O esnada da babaları oldukları yerden hışımla çıktı. Eline aldığı bir taşı o sevdiğim atıma attı ve atım orada öldü. Bunun üzerine atıma çok bağlı olduğum için, onu çok sevdiğim için ben de öfkeme yenildim. Ben de yerden aldığım bir taşı atımı öldüren babalarına atınca babaları orada ölmüş oldu. Hazreti Ömer eğer diyor herkes bu durumdan şahitse ve bu duruma göre de babası öldürüldüğünü itiraf ediyorsa yapılacak durum bellidir. İdam gerekir, kısas gerekir. Bunun üzerine delikanlı diyor ki
Peki, bana kısası uygulayın. Ancak sizden bir şart ile bu kısası uygulamanızı istiyorum. Benim şehrimde küçük yaşta bir kardeşim var. Ben buraya gelirken kardeşimin haberi olmayan bizim mülkümüzü, bizim hazinemizi saklamıştım. Talan olmasın, başına bir hal gelmesin diye. Eğer siz beni burada idam ederseniz ve bu kısası uygularsanız, kardeşim bu hazinenin nerede olduğunu bilmeyecek ve başkalarına el açmak zorunda kalacak, mağdur olacak. Müsaade edin bana 3 gün, ben emaneti kardeşime vereyim, ondan sonra da sizin idam cezasını uygulamanız için tekrar geri döneyim diyor. Hazreti Ömer de diyor ki, peki diyor, bu delikanlı sen kefil olarak göstereceğin bir kimse var mı? Bu delikanlıya kim kefil olur diye sorduğunda, herkes delikanlıya dönüp bakıyor. Delikanlı orada sahabilerden Amr İbni As'a gözünü kestiriyor. Ve diyor ki, bana kefil olur musun? Amr İbni As da kefil oluyor delikanlıya. Delikanlı bu kefil olmanın ardından kendi memleketine dönüyor. Ve 3 günlük zaman dilimi beklenilmesi için gençler sabırsızlıkla o vaktin gelmesini bekliyorlar. Aradan 3 gün geçince vakit doluyor. Ondan sonra herkes gözü yollarda, idam olayı gerçekleşsin diye gencin gelmesini bekliyorlar. Ve beklenen oluyor. Genç 3 günün sonunda geliyor. Hazreti Ömer'in huzuruna çıktığında Hazreti Ömer gence soruyor. Diyor ki, kaçma imkanın olmasına rağmen, geri dönmeme şartıyla kaçabilme durumun olmasına rağmen neden geri geldin? Neden diyor tekrar geri döndün? Genç şöyle diyor. Diyor ki, ben eğer geri gelmeseydim, sözüne sadakat gösteren insanlar öldü diyecekler ve hiç kimse bir daha bu durumda kalan bir kimseye yardım etmeyeceklerdi diyor. Hazreti Ömer Amr İbnül As'a dönüyor. Ey Amr, neden sen genç kefil olmanı istediğinde sen onun kefil olmasına tanımadığın halde kabul ettin? Amr İbnül As da diyor ki, ben de dedim ki insanlık ölmedi desinler diye gencin bana olan güvenini yarı yolda bırakmak istemedim. Hazreti Ömer'in karşısında yaşanılan ve gençlerin karşısında yaşanılan bir duruma 3 delikanlı da kayıtsız kalamıyorlar ve diyorlar ki, biz de babamızın katilini diyet karşılığında idam edilmesinden vazgeçtik. Geri alıyoruz, talebimizi geri alıyoruz diyorlar. Hazreti Ömer de soruyor bu sefer o 3 delikanlıya. Siz neden babanızın öldürülme kararından vazgeçtiniz? Biz de merhametli insanlar öldü demesinler diye bu kararımızdan vazgeçtik diyorlar. Şimdi bizlere çok güzel örneklerden bir tanesi bu. Baktığımız zaman biri insanlık ölmesin diye gencin o darda kalmışlığına çare üretmeye çalışıyor, kefil oluyor. Ciddi bir konuya kefil oluyor, tanımadığı halde kefil oluyor. İkincisi, genç sözüne sadakatli olanlar ölmedi denmesin diye 3 günün sonunda öleceğini bildiği halde, idam edileceğini bildiği halde gençliğinin baharında bunu göze alıyor. Diğer türlü de babaları öldürülmüş, babalarına olan düşkünlüklerine rağmen merhametli insanlar ölmedi demesinler diye o 3 delikanlı da bu emirlerinden, bu taleplerinden vazgeçiyorlar. Yani söze sadakat, ahde vefa, bu güzel örneklerde hayatımızda yaşanılabilir olduğunu bize gösteriyor. Şimdi eğer toplumda güvensizlik artmışsa, güvensizlik almış başını gitmiş ise, insanlar verdikleri sözde sadakatli davranmıyorlarsa, toplum çözülmeye, toplum birbirine karşı itimat etmemeye, insanlar evliliğe adım attıklarında acaba bu evliliğin sonu gelecek mi diye korkularla, endişelerle, kaygılarla hayatlarında alacakları tadı almamaya veyahut da bir işe girdiklerinde, alışverişte, ticarette karşılarındaki insanın sözüne güvenemedikleri için her daim acaba iflas mı edeceğim, acaba başlamalı mıyım diye kaygılarla çevrili bir dünyada yaşıyoruz. Öyle olsun istemiyoruz. Bizler bu yaşanılan örneklerin bugün de yaşanılacağına inanıyoruz. Böylesi güzel adayda insanların olduğuna canı gönülden güveniyoruz. Bu ayetler evrenselse ve kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim hükmüne devam edecekse, biz aynı şekliyle bu örnekliğin modelliğini bugün de yaşatabiliriz. Bunu tekrardan diriltebiliriz. Evet, insanlığı yaşatan aslında çok önemli, çok değerli kavramların harmanlandığı çok güzel bir
anlatıydı hocam. Gerçekten bunlara daha çok kulak kabartmalı ve önem vermeliyiz hayatımızda. Sadece önem vermek de yetmiyor tabii ki. Karşıdan algılanan bizlerin de sözünde sadakatli mi? Bu ahlak var mı bizde, yok mu? Bunları karşı tarafa sirayet ettirebilmemiz için herhalde sözümüzü de halimizle yansıtmamız gerekiyor değil mi? Tabii. Sadece söz söylemek değil. Söylediği sözün arkasında durabilen, o eylemi gerçekleştirebilen insanlar mıyız? Bu karaktere sahip miyiz? Bu ahlakla ahlaklanmış mıyız? Bu da çok önemli değil mi hocam? Sözü içselleştirmek, sağa sola arkamıza bakmadan, kim geliyor, kim gelmiyor demeden, o yaptı mı, bu yaptı mı demeden sözü kendimizin üzerine almak ve sözü kendi iç dünyamızda içselleştirmemiz gerekiyor. Çünkü öncelikle ahdimiz alemlerin Rabbi olan Allah'a. Çünkü bizler ahirete iman eden müminler olarak hayatın sadece dünyadan ibaret olmadığına inanıyor ve güveniyoruz. Rabbimizin yaptığımız fedakarlığın karşılığında elbette ahiret yurdunda sadakatli olanlara daha merhametli, daha ödül verici ve daha sevgili Resul'e yakın bir davranışla bulunmanın ödülüyle mükafatlandıracağından zerre şüphe duymuyoruz. O halde söz ola kese başı, söz ola durdura savaşı, söz ola agula aşı, bal ile yağ ede bir söz diyelim Yunus Emre'nin deyimiyle. Evet, bir şimdi olumsuzluk olarak bir şey daha konuşalım hocam müsaadenizle. Söz verildiğinde, tutulmadığında karşı taraftaki kardeşimizde, karşıdaki insanda kalan intiba, onun psikolojik durumuyla alakalı da bir kul hakkı söz konusu değil mi? Elbette. Bir kere itimat var, güvenme var. Hayatta başlangıçlarında, hayatta uygulayacağı davranışlarında, alacağı ciddi kararlarda bu söylenen söze göre bir konumlanma var. Veyahut da bedel ödeme var. Çünkü karşıdaki insanın vermiş olduğu teminata bağlı olarak hayatımızda çeşitli değişikliklerde bulunuyoruz. Ya yeni bir başlangıca adım atıyoruz, yahut da kalben yöneliyoruz, güveniyoruz ve büyük riskleri göze alıyoruz. Hatta başkalarının kınamalarını, başkalarının bizden uzaklaşmalarını, yargılamalarını, hatta bizimle incitici söyleyecekleri sözlere dahi aldırmadan bize verilen teminata güvenerek, o söze sadakatine inanarak biz de hayatımızla ilgili ciddi kararlar veriyoruz. Yani hayat memat meselesi dediğimiz, hayatımızın iki tane önemli meselesi var. Bunlardan bir tanesi deniliyor ya, iki şeye çok dikkat edin. Evleneceğiniz insana veyahut da seçeceğiniz mesleğe. Bu iki olay, adım atacağımız bu iki hayatımızla ilgili mesele, ömrümüzün geri kalan dönemlerini ilgilendiren mesele. Şöyle topluma bir baktığımız zaman geçimle ilgili, ekonomiyle ilgili aldığı kararlar, seçtiği meslekler veya çalışma ortamlarında işveren ile çalışma ortamlarındaki arkadaşlarıyla göstereceği performans, her türlü paylaşımlar, bu yakından ilgili bir mesele. Bununla yakından ilgili bir konu. Ondan dolayı en büyük kul hakkıdır diyebiliriz. En büyük kul hakkıdır diyebiliriz. Çünkü kişinin hayatına bir kast olduğu için, hayatının güzelleşmesi veya kötüleşmesi, performansının düşmesi veyahut da yaşayacağı bütün sıkıntılarla ilgili hayatında doğru bir yol çizebilmesi için en önemli teminatlardan bir tanesi olması sebebiyle ağzımızdan çıkan söze dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bu güzel sözle söyleyelim. Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme diye tabir ettikleri o geçmişin güzel cümlelerine, deyimlerine kulak vererek hayatımıza yön verelim. Çünkü söz yaydan atılan bir oka benziyor, hedefine kilitleniyor ve çıktıktan sonra bir daha o sözü geri alamıyoruz. O insanda oluşturduğu tahribat, o insandaki hayal kırıklıkları, o insanın hayatıyla ilgili yaşayacağı bütün olumlu veya olumsuz şeyler bu söze bağlı. Çünkü biz insanlar olarak iletişim dili vasıtası olarak sözü kullanıyoruz, kelimeyi kullanıyoruz. Diyorlar ya, hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşıyor, yol buluyorsa bu en önemli kul haklarından bir tanesi. O halde biz ahitleştiğimiz, sözleştiğimiz insanlarla ilişkilerimizi kurmadan evvel biraz seçici olmamız gerekiyor değil mi hocam? Bazen çok fazla kestiremeyebiliriz ama hani Müslüman diyoruz ya, basiret ve feraset sahibidir. Yani doğru bir ilimle donatıldığında, o ilmi aklı selim bir akılla kavradığında bunları birbirinden ayırt edebilir.
Bu konuya devam edeceğiz hocam. Şimdi kısa bir ara. sefamerve.com Yaşam tarzınız. Sefa Merve'de kaçırılmayacak fırsatlar. Sefa Merve elbise 39.90, Sefa Merve tunik 29.90. Üstelik kargo 1 lira. Sefa Merve. Hazırlanın. Taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi tek bir çatı altında. Adalı Gayrimenkul hayallerinizin ötesinde yaşam alanı turkuaz evlerini gururla sunar. Bahçemiz şehir parkıyla yarışıyor. 7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda televizyon ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolama, ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompa, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde. Empo Pompa. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Brelli, Goodyear, Petlas, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Sefa Merve'de yeni sezon ürünler 5.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Mobil uygulamayı indir, 5.99 Euro'dan başlayan ürünleri kaçırma. Sefa Merve. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 4.
Yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Şehzade Konakları'nda 90 metrekareden 130 metrekareye daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Sefa Merve'de yeni sezon ürünler 5.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Sana özel indirimler Sefa Merve mobil uygulamasında. Avrupa ve Amerika'ya kargo bedava. SefaMerve.com Yaşam tarzınız. Evet, söz dedik, sözünde durmak dedik, ahde vefa dedik. Sözünde duran insanla sözünde durmayan insanlar ve birbirleriyle olan diyaloglarında birbirlerine verdikleri fayda ve zararlar üzerinde durmaya çalıştık. Şimdi hocam, yine farklı bir konu üzerinden, tabii ki bunlar hep birbirini bağlayan ve birbirini sürükleyen, birbirlerinin olmazsa olmazı olan kavramlar üzerinden devam ediyoruz. Bazen de planını yaptığımız, sonucunu az çok tahmin ettiğimiz ama sonucunda pek de tahmin ettiğimiz gibi, olmasını istediğimiz gibi gerçekleşmeyen bazı hadiseler vuku buluyor hayatımızda. O zaman da şöyle bir durup diyoruz ki, eğer inanan insan varsa tabii ki eyvah, tüh demiyoruz. Vardır bunun da bir hikmeti. Olduysa da vardır bir hikmeti. Olmadıysa da vardır bir hikmeti. Tevekkül, tuvalallah diyoruz. Hocam hikmet ne ola? Neden direkt hikmete atfediyoruz bu durumu? Evet, hikmet demişken öyleyse yine bu güzel vakitlerde, Cuma'ya adım adım yaklaştığımız vakitlerde an an sevgili seyircilerimize de duayı, duanın bizden ayrılmazlığını anlatmaya, hatırlatmaya çalışıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel duasında da buyurduğu gibi, Allah'a seslenişinde, yücelercesi olan Rabbimize seslenişinde, Allahümme ente Rabbi halekteni ve ene abdüke. Ey Rabbim, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Ve ben sadakatim üzere, gücüm yettiğince ahdime sadakatli olmaya çalışıyorum. Yani olayların hikmetini anlamaya ve bu hikmetine göre hayatımda karşılaştığım zorluklara, meşakkatlere, sürpriz olaylara, yani isyan ederek değil, hırçınlaşarak değil, sürekli niçin, niçin, niçin deyip kendimi tüketerek değil de, Rabbim elbette sen her olaya müdahilsin, her olayda senin bir etkin muhakkak ki var. Her şeyden öte ben yapayalnız, çaresiz ve kimsesiz değilim. Sen varsan imkan var, sen varsan hiçbir şekliyle gam yok demenin de itirafında bulunuyor. Bu sebeple biz de diyoruz ki, öncelikle Rabbim göğüslerimize genişlik ver, dillerimizdeki düğümleri çöz, anlaşılsın söylemek istediklerimiz. Göğüslerimize genişlik verdiğin gibi akıllarımıza da anlama kabiliyeti ve idraki nasip eyle. İnşirah ver bizlere. Rabbim dinleyenlere de kalplerinin kulaklarıyla dinleyebilecekleri bir teslimiyeti nasip eyle. Hikmetli bir hayat sürebilmeyi ve hikmetin tadını alabilmeyi nasip eyle. Evet, hikmet ne ola? Evet. Hikmet 30 müfessirun tarafından, yani Kur'an'ın manası üzerinde sürekli çalışan, sürekli anlatan alimler tarafından çokça anlamlandırılmış. Demişler ki hikmet Kur'an'dır, hikmet peygamberdir, hikmet akıldır, iradedir, hikmet hayatın içerisinde karşılaşılan, nasihat içeren şeylerdir. Hikmet
hayatın ta kendisidir. Hikmet aynı zamanda bize sır gibi gözüken, gizemli gelen o sırrın arkasındaki gerçek bilgidir şeklinde müfessirun bunu tanımlamaya çalışmış. Yani akıldır, iradedir, vicdandır, peygamberdir, kitaptır, Kur'an'dır diye çeşitli şekliyle isimlendirme gayreti içerisinde bulunmuşlar. O zaman hikmeti anlamak için hikmet yolculuğuna çıkıyoruz şimdi. Evet. Evet, adresimiz hikmet. O kapıya gidiyoruz, hikmet sokağına varacağız. Bu yolculuğa çıkarken hangi aşamalarda bir tabirlik gerekiyor hocam? Evet, şimdi şöyle söyleyelim. Dedik ya 30 müfessirunun hikmet üzerine tanımlamaları var. Hemen karşımıza ilk çıkan tanımlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim. Evet. Kur'an'ın kendisi de hikmetli bir kitap. Evet. Hikmetli bir kitap olduğunu bildiriyor Rabbim bizlere. İndirilmiş olan ayetlerle. Öyleyse şöyle söyleyebiliriz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'imizde Bakara suresi 269. ayeti şerifesinde Allah dileyene yani isteyene hikmeti verir. Hikmetin verilmiş olan kulları en büyük servete sahip olan kullardır. En büyük hazineye ve zenginliğe sahip olan kullardır diye Bakara suresinde 269. ayetinde Rabbim bizlere bunu buyuruyor. Ve bunu ardından şöyle kayıtlıyor. Akıl sahipleri, öz akıl sahipleri bunun kıymetini, kadrini bilirler diye kayıtlıyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şuara suresinde ve Rabbimizin o güzel bizlere öğrettiği dua ile sesleniyor. Şuara suresi 83. ayeti şerifesinde buyuruyor ki ey Rabbim bana hikmeti öğret ve bana hikmeti öğrendikten sonra iyiler arasında olabilme istikametini ve gücünü nasip eyle. Bu Peygamber Efendimizin duası aynı zamanda ayeti şerife, Rabbimizin sözü. Bizlerin de tekrar edeceği, bizlerin de talep içerisinde bulunacağı en güzel dualardan bir tanesi. Adres gösteriyor değil mi bize? Evet. Adres olarak, işaret olarak nereyi gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Öyleyse bu kitabımız bize hayatımızda karşılaştığımız suallerin cevabını da veriyor. Bunu evet. Öğreneceğiz öncelikle. Doğru yerden, doğru adresten, doğru ve tek hak bilgiyi öğreneceğiz. Niye? Niçin? Hayatımız boyunca varlıkla ilgili birçok müfessir ve birçok daha doğrusu şöyle söyleyelim felsefeciler varlık üzerine, hikmet üzerine, bilgi üzerine, ilim üzerine, hayatın anlamı üzerine sürekli sorular sormuşlar. Ve bu soruları yöneltirken onlar beş duyu organıyla, akıl ile yani deneysel sebep-sonuç ilişkileri içerisinde varlığı anlamlandırmaya çalışmışlar. Varlığa sualler sorup buna cevaplar bulmaya gayret göstermişler. Hocam kısaca şurada hani şimdi hikmet kelamı üzerinden birkaç küçük notum var. Hani birbirini çok destekliyor. Birbirinden farklı kavramlar gibi görünüyor ama hikmet kelimesine benzer olarak hükümet, muhakeme, mahkeme, evet. Hakim, hüküm. Bu kelimeler de oradan türüyorlar ya. Bu birbirini aslında destekliyor dediniz ya doğru okumak. Yani muhakeme yeteneği, evet. Doğru karar vermek, yani hakim kılmak, isabetli söz söylemek, evet. Hükmetmek gibi. Değil mi? Onlara geleceğiz. Kelime kelime ilerlediğimiz evet. Vakit onlara geleceğiz. Çünkü hakim olan Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı her şeydeki ölçünün yerli yerinde olduğu ile ilgili de bir sonuca varacağız. Evet. Öncesinde şimdi doğru adres üzerinde konuşuyoruz ya, Kur'an-ı Kerim üzerinde konuşuyoruz. Onun hikmetli evet. Bir kitap olduğu üzerinde konuştuğumuz için neden Kur'an-ı Kerim hikmetli bir kitabı anlamaya çalışalım? Evet. Bundan dolayı felsefecilere vurgu yaptım. Bundan dolayı işte Aristo'dan, Eflatun'dan evet. Günümüze kadar gelen birçok İslami veya farklı inançlara sahip olan varlığı sorgulayan insanlar üzerinde örneklendirmeye gayret gösterdim. Ve dedim ki onlar bu anlamı ararlarken doğru kaynağa yöneldiklerini düşünürlerken akıl ile, deneyler ile, beş duyu organlarıyla anlamlandırmaya çalışmışlar. Kimi fizikte kalmış, kimi metafizik dediğimiz hissi alem, görünmeyen gayb alemine ulaşmaya gayret göstermiş. Biz şunu bileceğiz. Gerçek tektir, gerçek tek doğrudur. Evet. Ona göre, buna göre, şuna göre eğer doğruyu anlamlandırmaya çalışırsak bir geminin bir kaptanı olur doğrusuna karşı yanlış bir konumlama almış oluruz. Bir geminin tek kaptanı olacak ki o gemi
doğru bir şekliyle rotasında ilerleyebilsin ve yol alabilsin. Öyleyse onların söylediklerinde doğru olanları alıp asıl doğrunun ne olduğunu, yani hikmetin ne olduğunun cevabını Allah'ımız kitabında öğretiyor bize. Kur'an'da gerçek doğruyu, yani bu doğrunun içerisinde akıl var, irade var, vicdan var ve bununla beraber Allah-u Teala'nın gayb alemi dediğimiz, yani hissiyatın girdiği, metafiziğin girdiği, aklın tam olarak kavrayamadığı, kalbin kavrayıp, kalbin hissederek, teslim olarak kavradığı bilgi de var aynı zamanda. O yüzden sevgili Resul şöyle vurguluyor: hikmet müminin kaybettiği yitiğidir. Onu nerede olursa olsun bulur ve alır. Burada onun önemini vurguladığı için de aynı zamanda nerede olursa olsun bulacak, alacak. Yani inkar etmeden, başkalarının ortaya koyduğu doğruları da inkar etmeden onlarda var olan doğruları alacak, ama gerçek doğrunun, tek hakikatin Kur'an'da Rabbimizle bize bildirildiğini kabul ederek bu yolu takip etmiş olacak. Bunu önce ayırt edelim. Kur'an'ın hikmetli bir kitap olduğunu ayırt etmiş olalım. Aynı zamanda hikmeti biz şöyle tanımlarsak daha iyi anlaşılacak. Akıl üzerinde vurguladığımız için salim bir akıl, sahih bir bilgiyle, salim bir akıl, sahih bir bilgiyle kazanılan muhakeme yeteneğidir hikmet. Bunun altını tekrar çizelim. Doğru anlamaya gayret gösterelim. Çok esrarengiz, çok gizemli, çok bilinmez, çok bizim dışımızda kalan o yarım manasını aslında hayatın tam merkezinde, hayatın tam içinde bize sorumluluk yükleyen, bizim irademizin gücünü ortaya koyan en önemli özelliğini tekrar zikredelim. Diyoruz ki salim bir akıl ile sahih bir bilginin birleşmesi sonucunda kazanılan muhakeme yeteneğidir. Salim bir akıl, aklı başında olmayı gerektirir. Sahih bir bilgiden kastımız ne? Sahih bilgi Allah-u Teala'nın kelamı. Bunlar birbiriyle harmanlandığı zaman kişide muhakeme yeteneği gelişir. Muhakeme yeteneği gelişen insanda da olayları doğru okuma, biz buna şöyle diyoruz: basiretli, ferasetli, aklı selim, kalbi selim, idraki selim insan adayı ortaya çıkmış olur. Bunu böyle anlayacağız. Böyle olduğunda, aklı selim bir insan olduğumuzda, ilim ve doğru olan bilgiyi bir araya getirdiğimizde ve bunu idrak ettiğimizde bizde gelişen hasletler şöyle olacak değil mi hocam? Hı hı. Doğruyu yanlıştan ayırabileceğiz. Evet. Güzeli çirkinden ayırabileceğiz. Hakkı batıldan ayırabileceğiz. Evet. Hı hı. İmanı küfardan hı hı. ayırabileceğiz. Yani aslında bir müminde olması gereken güzel hı hı. hasletlerin hepsi hukuk bulacak. Aynen öyle. Muhakeme yeteneği gelişen insan öncelikle şunu görecek: kitabına yönelen insan, hayatının güneşine yönelen, ışığına yönelen insan, orada doğru, salim ve sahih bir yönelişle muhakemeyi kazanacağı için şunu görmüş olacak. Diyecek ki, benim Rabbim her neyi yaratmış ise, benim Rabbim hangi olayı bana imtihan olarak göndermiş ise, bu bazen hastalıktır, bazen sağlıktır, bazen varlık, bazen darlık, bazen nimet, bazen nimetten mahrumiyettir. Bana Rabbim hangi olayla seslenmiş ise, bu olaylara bakışımda muhakemem hiçbiri yersiz değildir. Her bir işin ardında onu kontrol eden, onu yerli yerine yerleştiren ve yerleştirmesi onun gereği olduğu için oraya konmuştur teslimiyetini göstermemize sebep olan bir muhakeme duygusu gelişecek. Öyleyse bu adaleti de beraberinde getirecek. Adaleti beraberinde getirmek demek, dünya hayatında insanlarla, toplumla, varlıkla, eşyayla, hayvanatla, kainatla kurduğumuz bağı, kurduğumuz dilin, kurduğumuz iletişimin ne kadar huzur doğurduğunu göreceğiz biz. Ya, öyleyse İslam'ın evrenselliği burada devreye giriyor. Hı. Kendi kendini zaten özetliyor ve açıklıyor. Öyle. Bir de şu var: bu Allah-u Teala'nın yarattığı her şeyde yerli yerine koymaya teslimiyet olduğu gibi, aynı zamanda Allah-u Teala'nın yerli yerine koymasının bir başka örneğini insan hayatında uygulamaya geçmiş olacak. İnsan da eşyayı olduğu yerden almayacak, eşyaya zulmetmeyecek. Çünkü bunun zıttı zulme varıyor. Bunun zıttı zulme varıyor. Nasıl zulme varıyor? Bu
masanın üzerinde çay içebilirim. Bu masanın üzerinde işte yazı yazabilirim. Yemek yiyebilirim. Ya da yemek masasıysa eğer yemek yiyebilirim. Evet. Bu masanın üzerine ben eğer yatıp uyumak için çıkarsam buna yapmış olduğum zulüm olur bu. Eşyaya yapmış olduğum zulüm olur bu. Hani dedik ya, Allah yarattığında, Allah var ettiği olaylarda, hastalık, sağlık, varlık, darlık, her türlü olaylarda bir hikmet ile var ediyorsa bu Allah'ın hikmetine teslimiyet. Kulun teslimiyeti de Rabbim bunu yarattıysa ben bunun hakkını vermeliyim. Masa çay içilmek için, yemek yenmek için, yazı yazılmak içindir. Üstüne çıkıp yatılmak için değildir şeklinde hayatını uyguladığında, bu muhakeme ile hayatına yön verdiğinde ne huzursuzluk kalır, ne isyan kalır, ne mutsuzluk kalır, ne insanın aşamadığı engeller kalır. Hayatta yaşadığımız problemler daha barışık, daha salim, daha selametli, daha huzurlu bir şekliyle, daha kendiyle barışık, insanla barışık, toplumla barışık, kainatla barışık, gülümseyen, tebessüm eden bir halle yol almaya başlar. Öyle ya, masada yattığımız zaman vücudumuzun istirahat edemeyeceği bir gerçek. Evet. Bu hem bedenimize zulüm, hem de onun görevini yapmasına mani olduğumuz için kendisine zulüm oluyor. Çok yerinde bir anlatım oldu hocam. Peki hikmet dedik. Allah-u Teala'nın hikmetlerini kavramaya çalışırsak eğer, Allah-u Teala'nın tekvin olan ayetleri, yani yarattığı varlıkları okumaya çalışırsak, dünyayı, kainatı okumaya çalışırsak, hikmetlerini görmemizi sağlayacak olan, altında yatan temel bir kitap olarak ne oluyor hocam? Yani bunu nasıl idrak edebiliriz? Bunu idrak etmemizin adresi, her zaman yine vurguluyoruz, işaret ediyoruz, gösteriyoruz. Karanlık gecelerimize doğan Kur'an-ı Kerim'imiz. Evet. Karanlık gecelerin ardından doğan güneş misali bizim de karanlıkta kalmış odalarımızı, karanlıkta kalmış duygularımızı, karanlıkta kalmış aydınlatılmayı bekleyen bütün o odalarımızı güneş gibi aydınlatıp bize yol gösterecek olan Kur'an-ı Kerim'imiz. Şöyle söyleyebiliriz biz. Alemlerin Rabbi olan Allah, bundan 1400 küsur yıl önce sevgili seyirciler, sevgili izleyiciler, bizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öncülüğünde ve rehberliğinde güvenilir olan, emin olan, sözüne sadakatli olan davranışsal özellikleri sebebiyle Peygamber Efendimiz'e bir gece Hira mağarasında Cibril-i Emin, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gök kapılarını aralayıp gök sofrasını önümüze sunduğu Kur'an ayetlerini indirmeye başladığında, hepiniz biliyorsunuz öyle değil mi? İlk inen ayetin ne olduğunu. İlk inen ayet Alak suresi olarak bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'imizde İkra, oku emriyle başlayan ayettir. Bu ayete baktığımız zaman ve sevgili peygamberimizi düşündüğümüz zaman, bir mağaranın içerisinde gecenin karanlığında ilk defa gördüğü Cibril-i Emin'le karşılaşan, o alemle irtibata geçtiği anda şaşkınlık, korku duygularıyla karma karışık bir hal içerisinde olan sevgili Resul'e baktığımızda önünde yazılı sahifeler var mıydı? Ya da Cebrail aleyhisselam gökten getirdiği haberlerle ilgili olarak onun önüne hazır bir kitap sunmuş muydu? Hayır. Oku, ikra. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye seslenildiğinde, Peygamber Efendimizin şahsında tüm insanlığa seslendiğinde, eğer yazılı bir kağıt değilse, yazılı bir varak değilse, yazılı bir kitap değil ise, okudan Allah-u Teala'nın bir muradı olmalı. Okudan Allah-u Teala'nın bizden istediği bir hal olmalı. Hikmet olmalı. Hikmet olmalı. Evet. Bunu öncelikle düşünmemiz lazım. Ve bu kitabı ve bu ayeti bundan 1400 yıl önce uzay çağını yaşamamış, uzaydan haberdar olmayan, kainattan, fizikten, kimyadan, astronomiden bu kadar haberdar olmayan, elinde 5G telefon bulunmayan, uçakla seyahat etmemiş, hızlı trene binmemiş, yani dünyanın belli noktalarında ancak yaşamış olan insanlar muhatap olmuş ise ve bu insanlar çağ açıp çağlar kapatmış, insanlara hayat nehrini ulaştırmış, insanlara mutluluğu, saadeti, huzuru, teknolojiyi, araştırmayı,
getirmiş ve insanların birbirleriyle olan yabancılığının arasındaki o uçurumları kaldırıp köprüler kurmuş ise, bu kitabın okumaktan kastı çok daha başka bir şey olmalı. Yani sadece bugün anlaşılan, ben Kur'an öğreneceğim, Kur'an'ı tecvidli öğreneceğim, lafzından en güzel şekliyle okuyacağım deyip lafzına gösterdiğimiz gayreti manasına göstermemiz gerektiğiyle ilgili Rabbimizin bizden bir isteği, Rabbimizin bizden bir umudu olmalı kardeşler. Öyleyse Rabbimiz ilk oku emriyle başladığında aslında şunu buyuruyor: Ayat-ı kainat, kainat bir ayettir, bir işarettir, bir alamettir. Kainat ayetlerini oku. Ayat-ı hadisat, olayları oku. Olaylar, sebepler, sonuçlarla ilgili arasında bağ kur. Ayat-ı insan, insanı oku. İnsanın mucizevi olan özelliklerini oku. Ve devam ediyor işte. Kitabın Kur'an'ı oku. Oku, hayatında tek gerçek, eskimeyen, pörsümeyen, değişmeyen, kıyamete kadar da doğruluğu asla sallanmayacak olan kitabından doğruyu öğren. O zaman ayakların yere sağlam basacak. O zaman sen muhakeme yeteneği kazanacaksın. O zaman sen karşılaştığın imtihanlarına, zorluklarına, güçlüklerine ve çaresizliklerine kapılmadan, dalgalarla boğuştuğun esnada sapasağlam bir iman gemisine binip rüzgarını Allah gönderecek. Seni selamet sahillerine Yunus Aleyhisselam'ı ulaştırdığı gibi alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu seninle yolculuğunda sana dost, sana vekil, sana arkadaş olacak. Seni asla çaresiz, kimsesiz ve yapayalnız bırakmayacak. Yani biz şunu diyemeyiz değil mi hocam? Konunun muhatabı ben değilim diyemeyiz. Sorumluluk sahibi insanlarız. Allah-u Teala bizi yaratırken asıl gayesi buydu. Amacı buydu ve biz amaca hizmet etmeliyiz. O halde şunu ayırt etmemiz gerekiyor. Sorumluluk sahibi bir insan, bir birey olmamızın ötesinde bunun farkında olmamız gerekiyor. Evet, çok güzel bir konuya değinmiş oldun. Öyleyse bunun üzerinden de hikmet kelimesini anlamaya çalışalım. Vaktimiz biraz daralıyor. Hızlıca varayım, hemen sonuca varayım. Önümüzdeki hafta İnşallah. Devam edebiliriz. Daha da açarız kavramak için İnşallah. Konuyu. Buyurun hocam. Hızlıca hemen sonuca varalım. Merak uyandıracak bir şey söylemiş olalım. Evet. Hikmet kelimesinin bir manası da sevgili seyirciler ölçmek. Doğru ölçmek. Biz uzunluğu ölçmek için metreyi kullanıyoruz. Evet. Ağırlığı ölçmek için kilogramı kullanıyoruz. Altını ölçmek için ne yapıyoruz? Onun ayar ve değer ölçüleri var. Onları kullanıyoruz, öyle değil mi? Bize hikmet aynı zamanda doğru ölçmeyi de öğreten en önemli tanımlardan bir tanesi. Doğru ölçtüğümüz zaman günümüzün insanının en büyük problemlerinden bir tanesiyle karşı karşıya geliyoruz. Günümüzün insanı hakkını aramayı biliyor. Hakkını almak için mücadele etmeyi de biliyor. Fakat günümüzü insanı sorumluluk almaktan kaçıyor. Yani ölçülü davranmak söz konusu olduğunda, ölçülü davranmanın sonucunda sorumluluğunu, hakkını vermekle ilgili görev almaktan kaçınıyor. Bu duygu üzerinde de yoğunlaşmamız gerekiyor. Evet, önümüzdeki hafta bunun üzerinden devam edelim hocam. Kodlarımızı iyi okumamız gerekiyor. Değil mi? Var olan kodları aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bugünlük ara vereceğiz hocam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Son sözüm Rabbimin en güzel duasıyla olsun. Rabbim ilmimizi artır. Rabbim bizlere hikmeti nasip eyle, olayları doğru mukayese edecek salim bir akıl ve sahih bir bilgiyle göğüslerimize genişlik ve inşirah ver, güneş gibi Kur'an'ı hayatımıza doğurt diyerek buradan sevgili seyircilerimizi selamlıyorum. Muhabbetle kalın, vefayla kalın, sevgiyle kalın. Yüreğinize, gönlünüze, bilginize, ilminize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, geçti gün feryadı ko, saat bu saat dem bu dem. Yani gün dün geçti, yarın gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Saat bu saat, an bu an. Biz bu ana vefa göstermek için buradaydık ve sizler de ekranları karşısında öyle. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta konumuza devam etmek üzere sizlere hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
sefamerve.com. Yaşam tarzınız.